Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün koronavirüs günlerinde maske bulmak zor. Pratik bir maske yapımı sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. İlk önce bir çift çorap, makas, bıçak ve kağıt rulo. Bir rulo kağıt, havlu. İlk önce arkadaşlar çorabımızı açalım. Bu taraftan da açılmış oldu. Bir çift çorap veyahut da evde temiz başka çoraplarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Çorabımızın bir tanesini alıyoruz arkadaşlar. Ve ucundan kesiyoruz arkadaşlar. Bu korona zamanında arkadaşlar lütfen dışarıya çıkmayalım, evde kalalım. Hem mecbur kalırsak mecburen çıkacağız. Ona kimsenin diyecek bir şey yok ama mecbur değilsek de sırf gezmeye, hava alayım, canım sıkıldı diye çıkmak hem kendimizi hem ailemizi hem diğer insanları tehlikeye atmak olur ki buna kimsenin hakkı yok. Lütfen bu konuda hassas olalım. Ama şu anda maske bulmakta zorlaştı. Dışarı çıkarken illa maske takmak da gerekli hale geldi. Onun için de ne lazım arkadaşlar? Maske lazım. Maskeyi çoğumuz bulamıyoruz. Veyahut da değişik şekillerde bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. İlla bu renk olmasına gerek yok. Beyaz da olur, siyah da olur, değişik renklerde olur. Ucunu kestik. Şimdi topuk kısmından keseceğiz arkadaşlar. Şu kat izinden kessek gene olur yani. Evet, topuğundan kesiyoruz. Önemli olan iş görmesi arkadaşlar. Yani bizim hapşırığımız veya da öksürdüğüm zaman tükürük parçalarının karşıdaki insanlara geçmemesi, onları rahatsız etmemesi. Yani daha böyle kapsamlı maskeler yapma, uzay çalışmalarında veyahut da biz doktor olarak hastanelerde çalışmıyoruz. Yani bize o kadar geniş spektrumlu maskeler lazım değil. Bize ne lazım? Normal kendimizi dışarıdaki etkilerden korumaya ve bizim öksürdüğümüz zaman başkasını etkilemeyecek neler lazım arkadaşlar? Bir maske lazım. Evet. Şu anda bunu kestik. Bakın. Bunu kestikten sonra şöyle yaklaşık 1,5-1 santim aralığında şöyle bir çentik gibi içeri doğru kesiyoruz arkadaşlar. Katlı olduğu için kesmekte biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık içeri doğru yine 2-2,5 santim falan gidiyoruz. Aynı şekilde bu taraftan da kesiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunu maske şeklini aldırıyoruz. İçine de nefesimizi dışarıya çıkmasını engelleyecek şekilde çakmak getirebiliriz. Çıkışma. Veyahut da kibrit. Bunu içine koymayı özellikle sağlık uzmanları, doktorlar tavsiye ediyorlar arkadaşlar. 2 kat veya da tek kat. Biz tek kat deneyelim mesela. en azından bizim dışarıya zarar vermemizi veyahut da dışarıdakilerin zararlarından korunmamızı sağlayacak bir çalışma yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Korona zamanlarında pratik, yani dışarı çıkarken ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Elimiz ayağımıza tutuşuyor. Bazen bakıyoruz eczanelerde bulunamıyor. O zaman da ne yapacağız? Elimizde en azından bir ne olsun? Evet, şu anda maskemiz hazır. Bakın. Şöyle kulağımıza geçiriyoruz. Öbüründe öbür kulağımıza geçiriyoruz. Bu bakalım ne kadar geçiriyor. Deneyelim bakalım. Kibritle bir deneyelim. Şunu deneyelim. Bakın gitmiyor. Halbuki olmasa. Evet. Maskemiz bizim nefesimizden dışarıya gidecek olan neleri engelliyor? Tükürük zerrelerini veyahut da nefesimizi dışarıya yansıtmıyor. Bu bizim için gayet pratik, güzel bir maske yapımı oldu. Şu korona zamanlarda hepinize sağlıklı, sıhhatli ömürler, hayat diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.